Ben Enzo Perez'in isteklerini Trabzonspor'un karşılığını düşünüyorum. Taraftar ikiye bölündü ki biz de burada ikiye bölüneceğiz büyük ihtimalle sen de. Afobe bence kafada bitirdi. Ben Maçında Beşiktaş bence. maçına hiçbir transfer oynayacağını düşünmüyorum. Berat oynayacak sadece bence. Yani 3 günde bir maç oynayacak Trabzonspor. Hamleler yok. Değerine bulan herkes satılmalı çünkü çok pişmanlık yaşanıyor. Kısa vadede yaptıkları yapacaklarının teminatı hocanın. Biraz öyle bakıyorum ben. Alınacak her puan Abdullah Avcı'ya, kaybedilen her puan yönetime yazacak. Sürdürülebilir bir başarı için en az 2-3 senelik planlama yapılması lazım. Herkese merhabalar arkadaşlar. 61. dakikanın yeni bölümündeyiz. Trabzonspor'un bay geçtiği sıkıcı haftanın ardından sizlerle beraber olmak yani beni çok mutlu etti. Onur da mutlu etti. Yani Yani biraz garip geldi bu süreç, değil mi? bay geçiyoruz diye hani böyle sanki hiç program yapmayacakmışız gibi bir havamız vardı. Yani maç olmayınca çünkü çok böyle Allah'tan transfer dönemi vardı. Sanki transfer döneminde bay geçiyor biraz Trabzonspor bu ara. Ama ilk başlangıcımız hızlıydı. Yani Berat'la hızlı başladık ama Berat'la hızlı başladık. şu an Bir sıkıntı. duraklama devresine girdik. Çünkü gönderilecek oyuncuları çözemedik hala. Ayak bağı oldular resmen. Yani burada ben oyuncuya kızmam, yapana Tabii kızarım. O tabii. ayrı bir şey. Ama Trabzonspor transfer döneminin en hareketli takımı. Çünkü diğer takımlardan bir Fenerbahçe'de bir hareketlilik var. Mesut Özil transferiyle alakalı ama diğer takımlarda bir hareketlilik yok. Ama dün Trabzonspor bir anda biten umutlar gece tekrar yani 10 civarı 9-10 civarı tekrar alevlendi. Enzo Perez olacak dendi. Sonra kulüp bonservis istedi. Sıkışıklığa girdi. Ondan sonra dün Enzo Perez'in bir basın toplantısı oldu. Maçtan Kupa sonra. maçından sonra son maçım mı diye. Oyuncu bilmiyorum. Oyuncu kaçamak cevap verdi. Oyuncuyla Benfica'nın da ilgilendiği söyleniyordu. Sonra devreye girdiği söyleniyordu ama ben Enzo Perez'in isteklerini Trabzonspor'un karşılığını düşünüyorum. Transfer bence bitti. Sen ne diyorsun? Ya oyuncu basın toplantısında temsilcimle konuşacağız. Bir karar vereceğiz dedi. Yani ne kalıyorum dedi, ne gidiyorum dedi ama bütün yani ne kadar River taraftarı varsa, ne kadar River Plate'e yakın gazeteci varsa hepsine baktım. Ben bakabildiğime. Hepsi gidiyor olarak yorumluyor. Burada da en ciddi aday Trabzonspor. Hasan abinin, Hasan Tuncel'in verdiği değerli bir bilgi. Başkan 25 dakika boyunca konuşmuş FaceTime üzerinden şeyle. Enzo Perez'le. Yani bitti gibi. Bana en başına itibaren sürecin sorulduğunda bana şunu diyordum. Ufak tefek problemler var ama en ciddi aday o mevki için. İsmi geçen isimler arasında yani en ciddi aday Enzo Perez. Bitmeye en yakın adam o. Çünkü maliyete de uygun. Hem maliyete uygun hem hocanın istediği bir adam. Duyduğuma göre yani hocanın epeydir izlettiği bir oyuncuymuş, takip ettiği bir oyuncuymuş, ekibine takip ettirmiş. Yani o anlamda Perez en ciddi adaydı. Artık bitmeye yakın. Ben buradan döner mi bilmiyorum. Sanmıyorum. Yani oyuncuyla zaten anlaşılabilir bir makul bir sözleşmesi olacak muhtemelen. Orada biraz işte River, Trabzonspor'un beklentisi daha düşük bir bonservis bedeli istemesi, daha cüzi miktar istemesiydi. Orada biraz River'ın istediği ücret Trabzonspor'u şeye düşürdü, kuşkuya düşürdü. Yani Hugo'da taktik yapmadılar bence Hugo transferinde ama işe yaradı mı biraz geriye çekilmek? Yaradı orada. Aynı şeyi burada denediler biraz. Ki Öyle Fofana görünüyor. haberi bence o yüzdendi. Olabilir. Yani zaten çok fazla onu da biraz sonra konuşuruz. Fofana işini. Yani Enzo'ya bitmeye yakın artık adam diyebiliriz orası için. Ben şunu da ekleyeyim. Hoca iki tane orta saha istiyor. Enzo ile beraber bir tane daha orta saha istiyor. O biraz da 10 numara özellikli adam istiyormuş. Yani o şu anlık öncelik olan 8 numarayı hallettikten sonra olacak iş ki 6 daha doğrusu. yani şu 6 an olarak istiyor hoca çünkü düşünüyor. Şu an Baker'ı nasıl kullanıyorsa savunmanın önünde Yani Enzo'yu öyle kullanacak hoca. aslında şu an Trabzonspor orta sahasına baktığımızda Berat, Enzo ve Abdülkadir Ömür birbirini tamamlayan bir aslında üçlü. Ekuban'ı sağda kullanacak herhalde Ya hoca. öyle yani yapacak bir şey yok. Ekuban biz de Yani yavaştan orada da verimli istemezdik. Ki olmaya veriyor bence başladı. yani veriyor. Abdülkadir Ömür'ü ben orada oynatacağıma orta sahada oynatırım. 10 numara Net, net. mevkisinde. Ekuban zaten bir şekilde katkı veriyor ki Trabzonspor bu ara transfer döneminde kimle adı çıktıysa, kimle sona ulaştıysa o transferi bitiriyor. Berat transferinde de böyle bir küçük sıkıntı oldu deniyordu ama Trabzonspor bitiriyor bu transferi çünkü başkan üzerinde de baskı var. Buradan da kaçırılırsa transferler
Ona sorulacak hesap. O yüzden inceleyip sık dokuyorlar. Enzo Perez'le de nihai sonuca ulaşacaklar deyip dün gene gündeme bomba gibi düşen ki bizim ara ara senle haber verdiğimiz bir durumdu. Yusuf Erdoğan gelişmesi. Kasımpaşa'da bildiğiniz üzere yaprak dökümleri oluyor. Bir karışıklık var. Oyuncular orada mutsuz. Yusuf Erdoğan da zaten bayağıdır haber yolluyordu. Trabzonspor'un bir resmi teklifi yok. Bunu söylüyorum arkadaşlar. Net bilgi bu. Resmi teklifi yok. Yusuf Erdoğan cephesinden gelen bir istek. Ve bu istek de karşılık bulduğu için bu haber çıktı. Ama kendisinin isteği oyuncuyla yani ilgilenen aslında kulüp olarak Başakşehir. Bunu da bilgisine verelim yani bu özel bilgiyi. Kasımpaşa'dan böyle haber geldi. Şimdi Onur taraftar ikiye bölündü. Ki biz de burada ikiye böleceğiz büyük ihtimalle sen de. Yusuf Erdoğan'ı çok karşı çıkanlar var. Diğer bir tarafta gelsin diyorlar. Sen bu bize süreci anlatır mısın? Yani süreci anlatmaktan ziyade şu an ya ben de ikiye bölünmüş durumdayım kendi içimde. İsmi Yani Yusuf olmasa Ahmet Erdoğan. yok biz Yusuf'tan dolayı değil. Yani ben normalde Yusuf'a karşı çıkarım. Gelmesin isterim. Yani hem Trabzonspor'daki sürecinden dolayı bizde bıraktığı izden dolayı yani kötü bir şey bıraktı öyle söyleyelim yani. Gibi ilk çıktığı zaman Yusuf'tan beklentimiz bizim çok daha farklıydı. Kendini geliştiremedi. Klasik bir vasat Türk kanat olarak kaldı. Yani öyle gitti. Giderken de çok iyi izler bırakmadı. O yüzden biraz soğuğum. Ama bir tarafım da diyor ki hoca isterse, hoca istiyorsa ki bu tarz haberler var ama ben daha çok Yusuf'un hocayı darladığını duydum. Yani hocaya hazırım ben gelirim gibisinden mesajlar yolladığını duydum. Ama hocanın da aklına yatmış gibi. Ya hoca da muhtemelen şöyle düşünüyor olabilir. Muhtemel gelmesi muhtemel bir yabancı sınırı var. Sol bekte de oynayabilen, sol açıkta da oynayabilen bir Yusuf fena olmaz diye düşünebilir hoca. Yani işte orada biraz ben de Ve kendi aç bir içimde oyuncu aslında. Bu sene çok ya açtı. ben de kendi içimde o anlamda ikiye bölündüm. Yani hoca isterse eyvallah diyorum ama diğer taraftan diyorum ki ya Yusuf vasat bir kanat. Kendini geliştirememiş. Sadece hızıyla ön plana çıkan, bazen enteresan gol vuruşlarıyla ön plana çıkan. Onun haricinde çok mental olarak çok kötü bir durumda olan bir futbolcu Yusuf. Ya o anlamda ben Yusuf'u istemem. Yani özellikle şeye de karşıyım. Direkt yedek kulübesine transfer yapılmasına da karşıyım. Yani rotasyon diye futbolcu alınmasın Trabzonspor. Yani 11'deki adamlardan daha iyi adam almaya çalışsın. 11'deki adamlarla kapışsınlar. Kim kötüsü o rotasyona geçiyor zaten otomatik olarak. Yani burada özellikle rotasyon transferi yapmaya gerek yok. Onu demeye getiriyorum. Ama hoca istiyorsa en nihayetinde bir şey diyemem. Ya ben Ya hoca Yusuf'un onay veriyorsa diyeyim. İstemiyor da hoca direkt. Yani ben bana Yusuf alın demiyor da senin dediğin gibi Yusuf haber gönderiyor hocaya. Beni alın diye. Ben hazırım gelmeye diye. ki bunu Aytaç da yapmıştı ama Aytaç o karşılığı bulamadı Trabzonspor'da. Ya ben Yusuf'un şunu söyleyeyim, bu örneği veririm. Galatasaray nasıl Emre Taşdemir'e bir şans verdi? Ki şu an Emre Taşdemir Galatasaray'da Saracchi'yi kesiyor sol Ama Emre'nin tarafta. Bursaspor'dan beri, Şenol Güneş'in bu Bursaspor'dan beri bir potansiyeli vardı. Yusuf'un Bir da şey vaat ediyordu. Yusuf Yani da Yusuf'un Yusuf ilk çıktığı maçı hatırlıyorum. Galatasaray'a karşı çıkmıştı galiba. Türkiye Kupası 1461'deyken olabilir. elemişti 1461'de Galatasaray'ı zaten çok sanki. yani böyle insanları heyecanlandıran şey 1461'deki performansıydı. Yusuf daha sonrasından yani biraz daha klasik kızıyor bize ama şey yani genel olarak Büyük taraftarlara maçlar dışında ya yoktu. onun şeyi diyeceğim bize genel olarak kızıyor da niye beni isim olarak hep beni örnek veriyorsunuz benim üzerinden konuşuyorsunuz diye kızıyor Barış Memiş ama yani biraz daha Barış Memişleşme moduna girdi Yusuf. O sıkıntı. Yani kendini hiçbir zaman geliştirmeye çalışmadı. Yani ben buyum, ben böyle devam edeceğim. Ben bunun ekmeğini yiyeceğim. Sadece hızımın ekmeğini yiyeceğim. Ya o yüzden Kasımpaşa'da ön plana çıkıyor şu an. Kasımpaşa'nın Mehmet Altıparmak'tan itibaren bu sezon o oynadığı futbol var ya Alanyaspor maçında da oynadılar en son. Yani iki gol de öyle attı neredeyse. Kapan. Çok iyi bir şekilde sete dön. Boşluk verme. Açık verme rakibe. Sonra hızlı çık. Yusuf da burada. Ya yani Yusuf'un alamet farikası zaten bu. Neden Trabzonspor'dayken Savunma de arkası, bütün koşular. büyük maçlarda skor yapıyordu Ya zaten. ben mesela bir Galatasaray maçı hatırlıyorum. 2-3 kişiyi çalımladı. Çevre'yi çalım 3-0'lık pazara bir maç. yolladı. Hı. Türk Telekom'daki maç. Yani o tarz pozisyonlar var. Sete döndüğünüz zaman Yusuf size ne verebilir? Ben mesela hocaya bunu sorardım. Yani geldikten sonra Yusuf. Peki Yani Yusuf'u niçin aldın hocam? ben de sana şöyle bir Mesela. diyeyim. Güray Vural dışında o mevkiye sol bek örneğin ya da kanat
bek olarak oynatabileceğin kim var? Güray Vural dışında. Yerli mi? Evet. Sol bek mi diyorsun? Ya Faruk Can var. Ben Faruk Can'ı denemeyi daha doğru buluyorum mesela. Ben Trabzonspor'un Yani Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yusuf'u tekrar keşfetmeye gerek yok. Yusuf'un biliyoruz. Yapabileceklerinin maksimum sınırını biliyoruz. Yani Faruk hoca da kendi de söyledi Faruk'u beğendiğini Adana Demirspor maçından sonra. Yani Faruk Can bir kazanım demeye getirdi hoca. Ya üzerine devam edelim Faruk. Ya Faruk'un çünkü yapabileceğinin sınırını bilmiyoruz henüz. Ben şöyle bir şey diyeyim. Bence biliyorlardı. Trabzonspor deneme tahtası değil. Bence iyi oynayan bir şekilde formayı alıyor. Serkan'a nasıl oynuyor? Serkan'ı nasıl kesmiyor? Bence Faruk'la Yani ilgili Faruk yeteneği ama bu sezon görse. Faruk bu sezon süre almaya başladı. Faruk kaç yaşında? 19 olması lazım. Serkan kaç yaşında? O 20 değil mi? Yani Serkan geçen sene de ara ara oynuyordu. Ya Ben Faruk da işte bu sene oynamaya başlıyor. Peki sen sol tarafa yani Faruk'la mı yedeklemek isterdin? Ya bak demek istediğim şey o değil. Yani Yusuf'u biliyoruz zaten. Yapabileceklerinin sınırını biliyoruz. Ben mesela Faruk'un sınırını bilmiyorum. Görmek istiyorum. Daha çok görmek istiyorum. Yani niye direkt Yusuf'la devam edelim? Ben buna çok katılmıyorum. Ben Ya sol bek üzerinde konuşuyoruz zaten. yani Yusuf'un sol bölgenin her yerinde oynayabilme özelliği benim için çok yani önemli. Ayrıyetten de Kasımpaşa'daki içeri kat etme özelliğini de kazandı ki Trabzonspor'da aslında hiç sağ kanatta oynamak istemiyordu. Ben Yusuf'un katılıyorum yani çok iyi bir oyuncu olmadığını herkes biliyor zaten. Bu hemfikiriz. Fakat içinde bulunduğu dönemde Trabzonspor'un en sıkıntılı başkanlık teknik direktörlük dönemiydi. Bunu da hesaba katalım. Yanlışken Ya Ersun Yanal çok güvendi, ona çok imkan verdi. Yusuf kendini geliştiremedi. Bunun bir adını koyalım ki önce. yani sadece peki o dönemde benden sorarım Yusuf muydu sıkıntı? Ben Yusuf'un kendisinde daha büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum mesela. Ben sen Yusuf'a bayağı da baktım. Güzel de bir aile kurmuş. Ben Yusuf'un olumluyum. Bedavaya yani ücretsiz gelecekse ve burada uygun bir maaş oynayacaksa zaten başka ihtimal yok. Ben gelmesi taraftarıyım. Yani doğru anlatılması gerekiyor. Yani Yusuf'un gelmesine direkt karşıyım demiyorum. Soğuğum ama anlatasın. Niye getiriliyor? Amaç ne? Hoca anlatsın bana mesela. Ben isterim ki olduktan sonra ki olursa transfer hani hamaset yapıyoruz şu an oldu diyelim transfer. Niye hoca mesela kabul etti? Ben sadece bunu hocadan duymak isterim Yusuf'un sürecini. Yani ben nereden niçin düşündüm Yusuf'u? Şunun için getirdim falan dese eyvallah. Hoca biraz o konularda yuvarlak konuşuyor. Biz seninle çünkü Flavio konusunu merak ediyorduk. Orada da tam bir net cevap vermedi. Hoca ben takım içindeki kararlarını ve şeyleri çok açığa vurmuyor. Kol kırılır, yen içinde kalır hesabını çok yapıyor. Ben buna tam bir cevap vereceğini düşünmüyorum ki vermemeli zaten. Verirse başka oyuncu yanlış anlayabilir. Ama ben sonuç olarak Yusuf'a karşı değilim ki Yani zaman gösterecek. Umarım Yusuf'un yerinde de olsam Başakşehir beni istiyorsa Başakşehir denerim. O da ayrı bir şey. ben haksız çıkarım diyeyim orada. Ben çünkü Yusuf'un hani rotasyon olarak tamam katkı verebilir. Mesela maçlardan nasıl diyeyim ikinci devrede ikinci yarılarda belki katkı verebilir. Ama hadi bir şey oldu diyelim orada önünde oynayan adam ki Vakeme şu an. Yani mesela Vakeme'ye bir şey oldu. Yusuf'u 90 dakika oynatacaksınız yani 11 başlatacaksınız. Sette mesela Yusuf ne yapabilir? Peki Yani Abdullah Avcı'nın futbolunu düşündüğün zaman, ya onu göz önüne al. Set oyununa döndüğü zaman, sürekli top çevrildiği zaman Yusuf mesela nerede nasıl etkili olabilir? Sadece uzaktan şut mu? ben de sana şunu soruyorum. Trabzonspor'da şu an Vakayme'ye bir şey olduğunda oraya Yusuf Sarı geliyor. Aynı soruyu ben Yusuf Sarı için Ya tamam işte soruyorum. direkt şey mi yapacağız o zaman? Ya Sol sorun kanada yani rotasyon transferi mi yapacağız? Ya kaldı ki şu an net transfere ihtiyacı var Trabzonspor. Bir limit yani direkt limiti Yusuf'a da harcanmasın. Ya ben O tarafından da açıkçası bakalım mevzu. orta saha transferi hallolduktan sonra ben Yusuf'u okeyim. Ama Forvet önemli transferi ortası. de var daha. Ya Fobe'yi yollamadan kimseyi almasını da Ya istemem. Afobe'yi de yollasınlar bir zahmet. Öncelik konuşuyoruz burada. Yani Yusuf şu an önceliği değil. Onu da bir söyleyelim. Ya zaten şu an kulübe gelen menajerlerin çoğu gelecek oyuncular değil gönderecek oyuncular için geliyor. Yani şunu da söyleyelim. Gidiş tarihi yani belli olan Bilal bile kaç gün sonra feshedildi sözleşmesi. Plaza yani bu adam net şekilde hala gidemedi aslında plaza ki 2 yıllık kiralarsanız bunun yani maliyeti daha fazla oluyor. plaza da net şekilde gitmedi. Afobe bence gideceğini düşünmüyorum. Afobe bence kafada bitirdi. Diabete için bile Denizlispor'un gelen bir teklifi var orada ama Trabzonspor'un planladığı aslında maaşını biz ödeyelim. Siz bize para verin ki hani bunu çok yapıyor kulüpler artıya geçmek için. Şu an Galatasaray Trabzonspor'un onu Babel'de mi, Cagney'de mi Babel'de, yapmıştı? Cagney'de, Mitroğlu'nda hepsinde yaptı.
Yani bu çok yapılan bir şey. Bu amaçta bunu yapmaya çalışıyor ama Diabete de iletişime biraz kapalı. Menajeri çağrılmıştı zaten. Sonuç ne olacak bilmiyorum. Zaten transferlerin gecikmesi onunla alakalı. Bir de ayrıca Trabzonspor'u şu an artı eksi de 10 milyon euro içeride. Öyle de bir bilgi var. Yani biz diyorduk ki transfer yapılacaksa muhtemelen bir futbolcu satılacak. Onlarla da alakalı bir bilgi yok henüz. Yani geçen gün Serkan Aşkın yazdı sanıyorum. Uğurcan'a bir teklif var diye Fransa'dan. Muhtemelen Rennes veya Lyon diye tahmin ediyorum ben. Bilgi değil. Onu söyleyeyim. Yani dedin ya 10 milyon içeri Trabzonspor bir futbolcu satmak zorunda transfer yapmak için. Özellikle hani şu an Afobe'yi falan gönderemediği durumda. İlla ki birini satmak zorunda Trabzonspor ki hamle yapabilsin. Yani dönüp dolaşıp yine sezon başı planlamasına Tabii. geliyoruz. O yani o zaten Yani dilimizde tüy bitti artık. Ben tekrara düşmekten yoruldum. ya başkan da yani emekçi gazetecilere kızacağına işlerini yaptıkları için biraz kendisine ve yönetimine kızsa. Ayrıyetten şunu da söyleyeyim. Trabzonspor'un yabancı transferlerini yani transfer ekibi yönetmediği net belli bu arada. Yani belli Ya ki ben son raddede hani şey olduğunu düşünüyorum ya. Hani izleme ben komitesinden yani şu futbolcular bize öneriliyor bakın görüşüyoruz. Sizce nasıl falan diye hani öyle soru sorulduğunu düşünüyorum. Yoksa direkt scout ekibinin izleyip onay verdiği futbolcular değil bunlar hani şey olarak. Hani bu futbolcu alın dediği futbolcular değil sanmıyorum. evet, bu arada yayının başında söylemeyi unuttum. Biz geçen hafta sizlere bir çekiliş yapmıştık arkadaşlar. En güzel yorumu seçtiğimiz bir kişiye forma hediye edecektik. Bunu da yayının sonunda söyleyeceğiz. Belirledik. Onur'un eğer ekleyecek bir şey yoksa sizin bize sorduğunuz sorulara cevaplayacağız. Ya Afobe konusunu şu hemen kısa söyleyeyim. Futbolcu 1,3 milyon anlaşması. İkinci devre alacaklarını da istiyor feshetmek için. Öyle bir problem var. Plaza'daki muhtemelen yani direkt bilmiyorum sorunu Plaza'daki ama muhtemelen 2 yıl kiralama olduğu için orada büyük bir sıkıntı var. Diabate telefonları çıkmıyormuş herhalde. Ne menajeri ne kendi. Yani ulaşılamıyormuş. Öyle bir durum var. Onu da nasıl çözecekler? Ki Getirenler düşünsün. yaraladık yani bir de dönemi. Ya bak ben Abdullah Hoca'yı çok üzülüyorum şu an. Yani Trabzonspor Cumartesi günü Antalyaspor'la maçı var. Ayın 16'sı. Ayın 31'inde Beşiktaş maçı var. 27'sinde de Süper Kupa Bak maçı var. 16'sı ile 31 arasında Trabzonspor 4'ü deplasman olmak üzere 5 tane maça çıkacak. Ya yani ve ilk maç direkt içeride. Diğer kalan 4 maç deplasman. Ki biri Süper Kupa maçı Beşiktaş Ben maçından Beşiktaş önce. maçına hiçbir transfer oynayacağını düşünmüyorum. Berat oynayacak sadece bence. Ya bak düşün. 5 tane maçı var Trabzonspor'un. Neredeyse 15 günlük süre boyunca. Yani 3 günde bir maç oynayacak Trabzonspor. Hamleler yok. Ortada yok. Sebep? Sezon başı Gönderiyor. yapılan hamlelerin ayağa bağ olması şu an. Sözleşmelerinden çıkılaması. Yani işte planlama yapılmıyor. Düşünülmüyor. İlerisi düşünülmüyor. Ya Afobe'de, Plaza'da, Diabate'de geçen seneki futbolcular değil. 4 ay önce getirilmiş futbolcular. Yani neye göre yaptınız transferi şimdi? Kızacaklar muhtemelen. Yani izlediklerinde, duyduklarında. Yo. Kızacaklar. Niye böyle konuşuyorlar? Niye sürekli eleştiriyorlar falan diye. Ben sadece taraftar demiyorum. Yönetimi diyorum. Ya Geliyor çünkü birkaç bir şey geliyor kulağıma. bence yönetim de kendini eleştiriyordur yani. Ben çok düşünmüyorum eleştirildik. Kendilerini eleştirdiklerini çok düşünmüyorum. Ya benim sadece kızdığım Afo Bey, madem gönderemiyorsun, oyuncuyla bağları niye koparıyorsun? Niye yapıcı yolu seçip, tamam adam gitmiyorsa yapacak bir şey yok. Bu adam şimdi nasıl verim alacaksın da? Ya en nihayetinde şimdi Abdullah Avcı'dan ne bekleyeceğiz? Biz normalde ne diyorduk hocanın geldiği ilk süreçten itibaren? Bir devre arası gelsin, transferler yapılsın, sonra bakalım. Hani oyunu sonra tartışalım, sonra eleştirelim daha çok oyunun üzerine. Ya ben şimdi hoca burada oyunun üzerine ek bir şey koyamadığı zaman ben hocayı nasıl eleştireyim? Yani yapacak bir şey yok bu konuda, işte yönetimin Yani görev sen mesela süresini. şey diyorsun ya hocanın en az iki transfer dönemi görmesi lazım. Ya hoca transfer dönemi görüyor da transfer dönemi hocayı görmüyor. Öyle bir sıkıntı var. İşte orada da artık yani diyecek bir şey yok orada şimdi. Ne diyeyim yönetime? Aralığa kadar bu yönetim böyle. Onlara durumu net görüyorlardır. Evet, geçelim sorulara Onur. Geçelim. Emrullah Kaplan'ın bir sorusu var. Trabzonspor'un orta sahaya alınacak futbolcu İrfan Can gibi iki yönlü oynayan biri olmalı mı? Yani biraz önce dedim ya hoca iki tane orta saha istiyor. Biri Enzo Perez işte. Berat harici iki orta saha istiyormuş hoca. Yani biri de playmaker dediğimiz biraz daha oyun kurucu. Ama bence yani net olarak direkt ihtiyaç var mı dersen bence yok. Bence Yani de çünkü şu an öncelik değil. orada bir Abdülkadir Ömür şeyi var. Ki ben nasıl İrfan Can'ı parlattıysa
Şu an Elif Abdülkadir'i Ancak de Türkiye'nin en gözde futbolcusu herhalde. Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapmak kolay Yani değil. Her yiğidin harcı değil. şu an Uğurcan'la beraber bence İrfan Can Türkiye'deki yani şey En değerli olarak yerli futbolcu yerli diyebiliriz olarak bence. en gözde şu an oyuncu. Ben Abdülkadir ömründe bir seneye kalmadan o Ki Abdülkadir'in hep özel bir futbolcu olduğunu konuşuyoruz. Top seviyesi en yukarı, en tepe noktası İrfan Can'dan çok daha önde. bence de ben de sana katılıyorum. Şu an orta saha transferi bittikten sonra 10 numaradan ziyade Önceli forvete. konuşuyoruz ya. İki orta saha direkt önceli değil. Bir taneyi hallettikten sonra Enzo'yu, sonra forvet hamlesi. Oradan sonra belki. Limit Bence de. yeterse, zaman yeterse o zaman belki olabilir. Fatih Bahadır'ın sorusu, Trabzonspor'da oyuncuya dayalı değil de sisteme dayalı bir oyun olması lazım. Çünkü parlayan oyuncuyu burada tutmak çok zor. Oyunculara çok bağlı kaldık hep. Öyle bir oyuncu ayrıldı ya da sakatlandığı zaman takım dağıldı. Oyun stili baştan kurulmaya çalışıldı. Sizce Abdullah Avcı takımı oyuncu odaklı oyundan kurtarıp oyuncular değişse bile yine de başarıyla uygulanabilen kalıcı bir sistem getirebilir mi? Buna ben bir küçük cevap vereyim, sonra sen Tabii cevap ver. tabii buyur. Herkes bilir yani ben Abdullah Avcı'yı biraz karşı çıkan biriydim. Sebebi sistem hocası olmasıydı. Sorunun cevabı. Abdullah Avcı eğer bu takım bu şehir sabır verirse bu dediğini gerçekleştirebilir Fatih. Zaten bakıldığında son 4 yılda en çok puan toplayan hoca. Başakşehir'e getirdiği sistem aşikar. O sistem şampiyon oldu zaten. O sadece hocanın finallerde biraz sıkıntısı var ki Başakşehir ve olan Süper Kupa maçını da kazanarak bence bunu yenmeye çalışacaktır. Onun için apayrı bir önem taşıyan maç bence. Orada da şanssızlık. Berat bile zor oynar belki o maçta. Oynar ya. Ama dediğim gibi bu sorunun cevabı Abdullah Avcı'dan başka hoca kolay kolay olmaz diyorum ben. Ben hoca da değil, genel olarak taraftardan başlar. Yani mevzu taraftardan yönetime kadar gider. En ufak yapı taşından en yukarıya kadar gider mevzu. Yani beklenti biraz mesela Abdullah Avcı'da futbolcular değişse bile aşağı yukarı aynı sistemi hoca oynatmaya çalıştı. Sisteme dayalı bir futbol kurdu. Yani sol bekte kim vardı? Ferhat Öztorun vardı yanılmıyorsam. Sağ bekte Uğur Uçar vardı. Onlar varken de aynı futbolu oynamaya çalışıyordu hoca. Kayseri'yle Klichy varken de aynı futbolu oynamaya çalışıyordu. Yani buna ne kadar sabredebilir Trabzonspor taraftarı mesela? Beklenti. Yani burada beklentiler işte konuşuyor. Sonuç odaklı olursak ve hep pragmatik bakacak olursak zor. Yani gönül ister ki sisteme dayalı. Evet, bir sisteme dayalı bir futbol olsun. Her takımın, kulübün bir politikası olsun, oyun politikası. Mesela Gaziantep'in üzerine yerleşen son Şumudika ile beraber üçlü savunma sistemi var. Ben mesela merak ediyorum. Gelecek hoca, Bülent Hoca konuşuluyor oraya. Yani devam ettirecek mi bunu yoksa Ünal Hoca da dörtlü mü? konuşuluyor. Kim? Ünal Hoca da konuşuluyor. Ünal Hoca da konuşuluyor. Ünal Hoca daha çok Göztepe'yle konuşuluyor. İlhan Hoca'nın ben Gaziantep'e daha uygun olduğunu düşünüyorum bu arada. Göztepe'den ayrıldı hoca. Yani orada gelecek hoca üçlü oyunu devam ettirecek mi? İmkanı Çünkü yok bence. yani biraz yakıştı gibi Gaziantep'in üzerine oturduğu gibi. Yani bunun bir kulüp politikası olması gerekiyor. Yani gelecek hocaya bağlı olmamalı. Gelecek futbolculara bağlı olmamalı. Son derece katılıyorum. Yani sisteme dayalı olması lazım. Futbolcuya veya hocaya dayalı değil. Yani futbol menajeri çok konuşuyoruz mesela. Yine konuşalım. Hep orada ilk o soruluyor, değil İlk o mi? soruluyor. Yani mevcut politika takımın bu. Onaylıyor musun bununla devam etmek isteyen yoksa farklı bir politikayı tartışalım mı diye başkan soruyor mesela oyunda. Kulüplerimizde de bu olması lazım. Ki Barcelona'nın şu an kötü performansının sebebi oyuncuya dayalı bir sistem olması. Yani veya hoca seçimi diyebiliriz. Sisteme uygun hoca seçimi. Ama orada sisteme dayalı bir şey var. En azından. Yani dönüşse de zaman zaman da oyuncuya yönelik, hocaya yönelik değişse de genel olarak bir sistem Yok yani muhabbeti bu zamana dönüyor kadar orada. hep zaten ona göre hoca seçiyorlardı. Hep yani tanınmamış ama Kesinlikle. kendi şeylerinden. Ya Setién Hoca mesela ciddi örneği pas futbolunda yani Real Betis'te çok Ama iyi oynatmıştı sadece hoca. hoca etki etmedi. Oyuncuya Messi'nin yerine bir de Xavi Iniesta'nın yerini dolduramadıkları için böyle bir sıkıntı oldu. Yani en nihayetinde biraz taraftarda ve yönetimlerde bitiyor iş. Yani kulüplerde bitiyor genel olarak. Kulüpler beklentiyi çünkü direkt taraftarın beklentisini ayarlayabilir. Bunda direkt en yakın örnek yine Ahmet Ağoğlu'ndan verelim. Geldiği dönem başkan öyle bir portre çizdi ki bize. Yani kimse şampiyonluk beklemiyordu. Kimsenin şampiyonluk istemiyordu. Biraz daha ekonomik olarak şeye çıkalım, düzlüğe çıkalım. Sonrasına sonra bakarız diyordu taraftar. O yüzden alınan her sonuç daha kıymetli hale geliyordu. Beklentiyi ayarlamak çok önemli. Bunu da kulüp yapacak. Beşiktaş'ın feda dönemi de buna örnek Kesinlikle. gösterilebilir. Batuhan Ünsal sormuş. Abdülkadir Parmak bu dönemde takımda kalırsa sizce oynamaya devam etse yeni transferle performansını düzeltir mi? Benim şahsi fikrim performansı artıyor.
ve yine transferlerle yükü azalıp daha göze hoş gelen futbol oynayacağını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben biraz formunun yükseldiğini düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim, Abdülkadir Parmak artık rakipleri artıyor. Eğer bu takımda kalmak istiyorsa, büyük takımda oynamanın ayrıcalığını yaşamak istiyorsa performansını yükseltmeli. Yükseltemezse nasıl Yusuf Erdoğan bu takımdan gönderilmişti? Aynı şey, aynı kaderi kendisi de paylaşır diyorum. Söz sende. Ya ben Abdülkadir konusunda şuna üzülüyorum. Mesela geçen haftaki programımızda en iyi yorum, en iyi soruyu seçmek için baktığımda tekrar şunu çok gördüm. Hem canlıdaki yorumlarda hem videonun altındaki yorumlarda. Yani böyle sanki hiç kör şekilde eleştiriyoruz gibi parmağı söylemişler. Yani öyle değil. Ben parmağın çok iyi olmasını her zaman isterim. Yani sen mesela burada şimdi diyorsun ki performansı yükseldi. Katılıyorum ama yeterli değil diyoruz. Yani parmaktan beklentimiz bizim daha yüksek diyoruz. Şuradan yani her zaman eleştirirken parmağın açısından da bakmaya çalıştım ben burada. Yani mesela parmağın ön plana çıktığı zaman çevresine kimler vardı dedik mesela. Yani başlı başına bir sosa gerçeği var. Yani sadece bir futbolcuyu eleştirirken çevresindeki futbolculardan bağımsız düşünemeyiz. Yani şu an parmağın eleştirildiği noktada çevresine de bakmamız lazım. Kabul ediyorum parmak tarafından. Ama parmağın da bir kendiyle alakalı da bir problem var. Kişisel bir problemi de var. Kafası sağda değil diyorum ben mesela gördüğüm kadarıyla. Yani Küskün. her iki taraflı eleştiriyorum ben. Hani parmağın açısından da bakıyorum, diğer taraftan da bakıyorum. Ya şimdi Enzo gelecek mesela, Berat gelecek. Ya bu iki futbolcuyla beraber oynasa mesela oynayabilir mi? Performansı artabilir mi? Evet. Ya belki performansı onlarla beraber arttıkça kafa olarak da yerine gelecek geri. Kendini Rekabet etmeye sıfırlayacak. çalışacak. Yani rotasyonda kalabilir. Ben direkt gitsin taraftar değilim. Yani parmak gitsin falan demiyorum. Yani çünkü şey de değil, genç de değil artık. Yani genç Tecrübeli oyuncu. gitsin başka bir yerde tecrübe kazansın tekrar gelsin. Trabzon'a hani dışarıda daha iyi anlaşılır ya. Gurbette daha çok anlaşılır evin kıymeti. Yani öyle de bir konumda değil. Yani gitmek istediğini duymuştum. Hatta hocanın da onay verdiğini duymuştum. Herhangi bir haber yok. Ama kalacaksa da rotasyonda gelen futbolcularla Berat da olsun, diğer futbolcularla da olsun rekabet edebilir, tekrar formunu yükseltebilir. Açıkçası bunu canı yoldan isterim. Onu Ya söyleyeyim. ben Abdülkadir Parmak'a en çok kızdığım şey gitmek istediğini söylediğinde çok kızmıştım. Bunu söylüyorsan ya arkasında duracaksın. Trabzonspor dışında kimse kolay kolay da o parayı vermez. Büyük kulüpte oynamanın avantajı da apayrı bir şey. Ki ben net şey söyleyeyim, gitmeyecek zaten. Orası ayrı. Bu sorunun cevabını ben de merak ediyorum Onur. Emre Coşkun sana özel sormuş. Sezon başında Sertaç Güven'in peşinde olduğu yıldız oyuncu kimdi? Söyleyeyim mi? Söyle, ben de merak ettim. Talişka'ydı. Net bir Bu biçimde sezon başı Talişka'ydı. daha önce de herhalde. Yani Daha önce de gündeme gelen bir durumdu o. Yani şu an yok. Onu söyleyeyim. Yani insanlar yeni gibi algılamasın. Sezon başı o hediye paketi muhabbeti benim duyduğum kadarıyla Talişka'ydı. Hatta bir isim, yani ismin vermeyeyim. Hatta Talişka'yla daha önce de İstanbul'daki bir Trabzonlu iş adamıyla onun evinde Talişka'yla oturulup muhabbet edildiği transfer görüşmesi yapıldığını biliyorum ben. Talişka'da çok para ya. Yani o zaman işte muhtemelen maliyetten dolayı olmadı zaten. Oydu Şu, yani Talisca'ydı. ya büyük ihtimalle bence şampiyon olduğunsa planlanıyordu. Anaokulu Terk sormuş. Bu takım ne oynar? 4-4-2 mi? 4-3-3 mü? 4-1-4-1 mi? Yani 4-3-3. 4-1-4-1 gibi bir şey oynayacak. Aynen, zaten 4-1-4-1'in Yani biz 4-3'e çeviriyoruz. 4 Onun kişiye yakın bir şey oynayacak ama sanırım Enzo Kuban'dan dolayı tam 4-3-3 oynamıyor takım bir de. aynen öyle. Yani biraz daha 4-1-4-1 takım bu ya. Yani hocanın Aslında kafadaki kurmak istediği şey temel olarak o. Ama çok Kuban dizi öyle bir işlere oyuncu ki kalkanmamak lazım. Kuban aslında öyle bir oyuncu ki bu takımı kimi zaman 4-4-2'de çeviriyor. Yani aslında Trabzonspor biraz esnek bir oyun oynamaya çalışıyor Kuban sayesinde. İşte bunu biraz da orta saha oyuncularının da uyumu ile alakalı. Bunu da çözecek. Çözüldüğü gibi gözüküyor artık. Ya Enzo ile beraber, Berat'la beraber daha iyi olacak orası. Evet, şimdi güzel bir soru gelmiş ki hocanın yani felsefesiyle alakalı. Umut Öztel sormuş. Hoca Jenini sizce de Başakşehir'de Adebayor'u kullandığı gibi kullanmıyor mu? Orta sahaya kadar gelip topu alıp dağıtmasıyla ben de katılıyorum ki hoca zaten pivot santraforu bu yüzden istiyor. Umut bizim sıkı takipçimizdir. Evet. Sürekli muhabbet ediyoruz. İyi bir kardeşimiz. Onunla da konuşuyoruz ara ara. Zaten geçen hafta Jenny'yi konuşurken üzerine
Bunu dedik. Yani sürekli Ekuban'la yer değiştiriyor. Oradaki dörtlü sürekli yer değiştiriyor dedik. Sadece Cenni Evet. değil. Yani bunu yapabilmesi Cenni açısından çok kıymetli bir şey. Yani hocanın da muhtemelen hani Cenni'yi tutmasının biraz daha diğer forvetlere nazaran nispeten daha önde tutmasının sebebi biraz daha bu esnekliği. Evet, ben de katılıyorum. Jenner'e biraz daha yavaş yavaş form veriyor. Yani ki oyuncu biraz kilosu var, onu verdi galiba. Öyle Oynadıkça haberler daha geldi. fit hale gelir. Ki oyuncu da o şey alıyorsun ya. O vibe'ı alıyorsun. Dar alan becerisini alıyorsun. Mesela Afobe'de onu alamıyorduk. Afobe geniş alan topçusu diyorduk ilk geldiği anda. Jenner'e de bunu söylemiyoruz. Güzel bir soru. Sizce Trabzonspor'un her başarılı sezondan sonra dalmasının sebepleri ne? Güzel bir soru. Ya bu başlı başına bir program konusu. Ben mesela bunu çok istiyorlar. Takipçilerimiz de biz de istiyoruz Erdal abi. Pandemi şartları dolayısıyla gelemiyor onu söyleyelim. Yani soranlara. O başlı başına bir program konusu olarak bence kenara not edelim. Erdal abi geldiği gün onu konuşalım bence. Çünkü bunun sadece takımla alakası yok. Sadece takım değil, şehirle alakası var, Şehirle yönetimle, alakası var. camiayla komple. Yani aynen, yani bunun en şey Camia örneği. içi ego savaşları diyebiliriz. Yani çok konu başlığı var bunun. Bak bir şey diyeyim mi? Bu tez konusu bile olabilir. Tabii canım ya, biraz da bunun işte şehri korumayla, güzelliklerle de alakası var. Yani spor üzerine okuyan insanların yüksek lisans yapmak isteyen insanlar için bir tez konusu olabilir bu. Tabii. Ya aslında bu konu hem mimari hem de dediğin gibi spor üzerine yüksek lisans yapanlar için ortak bir konu. Bunu tabii herkese Yani kenara paylaşıyor. not alalım bunu. Mesela bunun sadece cevabı yönetim değil, bunun cevabı bizler. Ya bunun çok cevabı var ve uzun. Yani çok uzun. Başlı başına bir program, belki de birden fazla program konusu olabilir bu. Trabzonspor özelinde özellikle. Evet. Yani çünkü başka takımlarda çok göremiyoruz bunu. Yani şimdi Yani. en temel örneği mesela yine Beşiktaş verelim mesela. Samet Aybaba dönemi, sonra Bilic, üçüncülük muhabbeti hep. Sonrasında Şenol Güneş geldi mesela. Şampiyon yaptı. Ya. Bir üçüncülük hatırlıyorum ben Beşiktaş'ın, Slaven Bilic'le. Neredeyse hani son 2-3 haftaya doğru şampiyonluk adayıydı net bir biçimde Beşiktaş. Sezon sonu bir baktık 3. oldu. Kadro dağıldı mı sonra? Hayır. Şenol Güneş geldi, şampiyon yaptı. Ben bir de işte bunun biraz işte Bir Trabzonspor'da oluyor dalma mevzusu. ya yani dalma mevzusu şehirle alakalı, bir de yani büyük balık küçük balığı maalesef şehir olarak oluyor. Niye oluyor? Biz bile İstanbul'a üniversite okumaya geliyoruz. Şehir kendini güzelleştirirse bu olur. Ki yabancılar şehre aslında bayılıyor. Yabancılara sorun olmuyor. Sos haricinde genellikle yabancılar takımda kalıyordu. Bu takımda sorun yerliler, o Sosa da da sorun çıkartmıyor ki. Kaldı ki Enzo konusunda da Sosa referans oldu. ya Dizliye de var sorun orada. mesela şu, yani Trabzon şehrinin yarısı şeye gitmemiştir, Sümele'ye. Yani şehrin kendisiyle alakalı bir problem var. Ama bu çok uzun bir konu. Bunu şu an cevaplayamıyoruz. Yani soru. Cevaplayamıyoruz değil. Başka bir programa erteliyoruz. Öyle Ya diyelim. çünkü yanlış cevap da vermek istemiyoruz şimdi. Yanlış bizi anlayıp. Ama bu asıl birinci sebep iletişim. O da ayrı bir konu. Çünkü hemen akıllara geliyor. Selçuk'la anlaşılsa anlaşılırdı. Sosa'yla anlaşılsa anlaşılırdı. Yani Sosa başka bir mevzu ya. ya yok, hepsiyle iletişimi kursan, Genel iletişim olarak bir iletişim eksikliği. problemi var zaten. Yani Orası evet. aşikar. O her yerde var. Bak sadece Trabzonspor'da değil. Tabii. Yani gündem mesela şu an genel olarak futbol gündeminde ne var? Galatasaray Fatih Terim yönetiminde Fatih Terim sıkıntısı var. Geçen sene Ünal Karaman yönetim sıkıntısı mesela. Hep iletişimsizlik. Geçmişe gideyim. Şenol Güneş'e Sadık Şener. Hep bir iletişimsizlik problemi var. Ülkemizin her yerinde var bu. Yani o dönemde zaten çok oyuncu da gitti. Selçuk kaptırıldı. Ya sadece Selçuk da kaptırılmadı. Evet. Ahmet Berk Şafak sormuş. Trabzonspor 3-5-2 şeklinde stoperler. Hüseyin, Hugo, Edgar. Sağda Serkan, solda Marlon, önlerinde Berat. Yeni transfer 10 numarada Abdülkadir Ömür. En ileride de Vakayeme ve Ekuban şeklinde oynasa faydalı olmaz mı? Yani burada ben bilemedim. Bunu ben çok düşündüm aslında. Ben de düşünüyorum üzerine. Ben Ama sağ tarafta tıkanıyorum. aynen, çünkü Serkan'la. Vakayeme ve Kuba, özellikle Vakayeme Trabzon 10 numarada çok denemişti. Hüseyin Hüseyin Hoca, Nathan zaman zaman denedi. biraz hareket özgürlüğü şey yapılıyordu, engelleniyordu. Vakayeme sırtına çizgiye dayamak istiyor ya. Yani biraz öyle karşısına almak istiyor. Sırtında rakip olsun istemiyor pek.
Yani yüzüm de kaleye dönük olsun, karşıma alayım rakipleri Ki istiyor. bence 2 sene sonra o role bürünse oynar yani Ronaldo gibi. Çok istese çok rahat oynar ama yani futboldan keyif alması önemli futbolcunun Evet. genel olarak. Yani ben sağ tarafta tıkanıyorum. Yani Marlon mesela konuştuğumuz bir şeydi geldiği süreçte. Biraz daha 3-5-2 kanat diyorduk Marlon için. Ama Serkan yani daha dörtlü oynayabilecek kadar aldığı eğitim yetersiz. Yani Serkan'la kaynaklı değil direkt. Aldığı eğitimden dolayı bir problem var orada. Yani direkt o şeyi oynayamıyorken, dörtlü savunmanın sağına oynayamıyorken daha verimli şekilde 3-5-2 çok sıkıntı çıkartır. Çünkü 3-5-2'de en önemli Bu mevki arada Pereira'yla aslında da sıkıntı çıkartır tabii orada. tabii Onu söyleyeyim. 3-5-2'deki en önemli mevkiler bek oyuncuları. Bakalım Yusuf Yazıcı ile alakalı bir soru var. Mehmet Akif sormuş. Yusuf Yazıcı hem iyi para kazandırdı üstüne hem bize Edgar'ı kazandırdı. Üstüne Lille'den başka takıma gidince de %20 pay kazandıracak. Daha ne olsun değil mi? Transfer yapar mı? Seneye bence. Sezon sonu Avrupa Şampiyonası'nda süre alırsa Şenol Hoca genelde onu maçlarda Uluslar Ligi'nde vesaire sonradan kullanıyor daha çok 11'den ziyade. Alacağı süreye bağlı Avrupa Şampiyonası ama şu haliyle bile iyi bir paraya gidebilir. Ben Ama şeyi hatırlamaya çalışıyorum. Kardan mıydı pay? kardan diye Ben biliyorum. kardan diye hatırlıyorum %20'yi. Ama yani artı 40 milyona gittiği sürece Ben 30'a daha gitse gerçi iyi bir para kazandıracak. şu an Yusuf'un transfer olacağını çok düşünmüyorum. Sezon Takımı sonu bence olur ya. bence bu sezon bence bana sorarsanız bu sezon Lille'in yıldızı Yusuf değil. Lille her zaman yıldızlarını bir numara adamını pazarlıyor. Şu an bir numara adam da aslında Burak Yılmaz orada. Burada pazarlayamaz ki. Yani Burak'ı pazarlamaz zaten. Yusuf milli takımdaki yerini sağlamlaştırdıktan sonra ayrıyetten de Lille'de bir numara adam olduktan sonra bence yani bana sorarsanız şu an iyi performans gösteriyor. Ama şunu da itiraf etmek gerekiyor. Biraz bunu bütün genele yayarsa o zaman şu an bu sezon daha yayabildi. Önceki O da sezon sakatlığından dolayı. yani bir sene daha geçirmeli Lille'de. Yani şey demişti ki basın toplantısında ilk imza töreninde Yusuf'un sportif direktör Luis Campos şöyle bir şey demişti. Yani seninle 5 yıllık sözleşmeyi imzalıyoruz ama 2 sene kalacaksın bunda. Ona göre hazırla kendini demişti Yusuf için. Yani bir sene sakatlığa gitti ama bence bu seneki performansla transfer yapmak için yeterli. Ama bir sene daha kalabilir bence. Ama şöyle bir şey, Pek bir sıkıntısı olmaz. bir sakatlık dönemi geçirdiği için ben onu saymıyorum. Çünkü oynamadan geçirdi. O yüzden. Şimdi bir arkadaşımız sormuş. Yani Talentscope transfer soruyu şöyle toparlayalım. Tam ne cevabını vermedik belki sorunun. Yani transfer yaparsa şaşırmam. ben şaşırırım yani. Lil, Öyle mi diyorsun? ben şu an daha yeterli değil bence. Biraz daha var. Talent Scout Europe sormuş. Başkan Ağoğlu Abdülkadir Parmak Ömür ve Uğurcan'ın zamanında çok iyi fiyatlara satmadı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Özellikle Parmak ve Ömür'e bu boyuttaki teklifler yeniden gelme ihtimali sizce var mı? Parmağı yok. Bence Ömür'e var. Benim genel fikrim Uğurcan değeri... da var. Uğurcan'a zaten yani onu söylemeye gerek yok. Benim genel fikrim değerini bulan herkes satılmalı. Çünkü çok pişmanlık yaşanıyor. Günümüzden de geçmişe bakalım. En kötü yani. Recep Kıvrak'ı Trabzonspor satsaydı zamanında gelen teklifle. O kadar uzağa da Oyuncu gitmeyelim bence. Şey de var. Vida var mesela. Sen de çok konuşmuştuk. Vida Dünya Kupası döneminde tabii. satılabilirdi diye iyi paralara. Ya da Uğurcan o gelen teklife gitseydi şimdi mutsuz Abdülkadir olmazdı. mesela 20 artı 20 Ama milyon bir teklif o gelmişti çok Abdülkadir gençti için. ya. Onu ben Ya o zaman işte biraz daha oynatıp daha iyi paralar ısıtılabilir diye düşündü. Sonra da işte sakatlandı maalesef. Ne olacağı hiçbir zaman belli olmuyor hayatta. Güzel bir soru daha var. Salih Bıyık sormuş. Abdullah Avcı'nın kısa vadede elde ettiği başarı uzun vadede sürdürülebilir bir başarı haline gelebilir mi? Sizce sürdürülebilir başarı için hocanın takım üzerinde hangi dokunuşlara ihtiyacı var? Severek izliyor. Teşekkürler. Bunu açıkladık aslında. Yine bir açalım istersen. Sen Sen ne cevapla. dersin? Ya ben şunu söyleyeyim zaten. Kısa vadedeki başarısı benim çok onayladığım bir başarı değil. Ben uzun vadedeki başarısı yapacağına eminim. Kısa vadede şu an bunu yaptı ki ben eleştiriyorum gene ama uzun vadede bu benim eleştirilerimi çözeceğini bildiği için ki çözüyor zaten. Mesela biraz hücum planını eleştiriyordum. Onu da yavaştan çözdü. Oyuncu kalitesi artınca oyunda oyuncular birbirle daha çok oynamaya başlayınca uzun vadede daha çok gelişecek. Sadece
hocanın da şunu kanıtlamaya ihtiyacı var son. Şu an mesela Beşiktaş'taki o kötü imajını bence sildi. Son olarak da Başakşehir maçını kazanırsa o final Sen direkt kazanıp kupaya ben kupaya odaklanım, o benim için önemli. Çünkü düşün yani maçın şöyle anlatayım Başakşehir maçını. Selef Halef karşılaşıyor. Eski takımı hep diyorlar o gitti şampiyon olduk. Ne dedi hoca, ben buraya meydan okumaya geldim Abdullah Hoca. Başakşehir kupa maçlarını iyi oynuyor. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi performans Ligde gösterdi. kötü. Ligde kötü ama final maçlarında çok iyi performans gösteriyor. Ekleme yapayım sana, katkı olsun. Başakşehir için de şu konuşuluyor. Okan Hoca acaba Abdullah Hoca'nın mirasını ortadan kaldırıp kendi yapısını mı kurmaya çalışıyor? Şeyi var, muhabbeti var. Yani o maç o yüzden benim için çok önemli. Ama şu an ben hocanın beğenmediğim halde oyunu, ki gelişiyor oyun, kısa vadede bunu yaptıysa uzun vadede oyunu da güzelleştireceği kesin, ki hocanın da zaten çok oyundan memnun olmadığını söylüyor zaten. Yani ben şöyle cevap vereyim. Kısa vadede yaptıkları yapacaklarının teminatı hocanın. Biraz öyle bakıyorum ben. Yani şu an Trabzonspor'a bir orkestra gibi düşünürsek kadroyu, kısıtlı bir orkestra. Yani var gitarı var, bas gitarı var, klarneti var ama diğer enstrümanlar konusunda biraz sıkıntı yaşıyor. Kemanı yok mesela, baterisi yok. Yani bunlar geldikçe daha böyle çok sesli bir orkestra, çok daha güzel bir orkestra ortaya çıkabilir. Repertuar genişleyebilir bu sayede. Daha güzel bir repertuar, oyuncu repertuarı çıkabilir. Öyle söyleyeyim. İşte yine aynı noktaya gidiyoruz. Transfer planlama. Bir Ya de hocanın uzun vadede sürdürülebilir bir başarı yakalamasını istiyorsak, yani şu anki olduğumuz transfer dönemini değil, yazı değil, hatta sonraki transfer dönemini. Yani önümüzdeki sezon devre arasına kadar şu an en azından planlanmış olması lazım kafada. ki yani Abdullah Avcı, eğer uzun vadede sabır gösterirsen sana kötü oyuncu yani kadrosuyla bile performans verir. Fakat finalleri kazanmak istiyorsan kadro kalitesi gerekiyor. Yani hoca da bir yere kadar. Ama bu ligde herhalde düşük kadro kalitesiyle performans alabilecek iki hocadan birisidir bence. Yani çok az. Ve bir elin parmağını geçmez belki zorlasak. Çünkü Başakşehir'deyken yani hocanın elinde hep iyi bir kadro yoktu. Doğru dedik ya, İBB yani döneminde Ferhat Özsorun'la Uğur Çal'la yo, daha oynadı dolu. İBB dönemine gitti. Oradayken yani gidi Efeler falan vardı. Doka Moka, yani Tici Kuzu. Herkes hatırlar. Oradayken misal şu an Trabzonspor zaten o dönemin oyununu oynuyor bence. Biraz daha kapalı oynuyordu. Şimdi Doğru. bu Biraz kadro öyle kapalı kalitesi biraz oynamıştı. daha artınca o istediği Başakşehir'deki o boğucu set oyununa dönecek, ki orada da zaten şu an kritik oyuncu orta saha transferi. Çünkü hep biliyorduk Başakşehir'deyken mesela Emre'yi nasıl kullanıyordu. Öyle oyuncu çok istiyordu. Bakalım ne olacak. Nasıl kısmet? Şu an zaten güzel bir soru daha var. Lewis Baker ile alakalı Ali Levent Ergün sormuş. Lewis Baker şu anki oynadığı pozisyonda herhalde topu yanına oynuyor. Dikine oynamıyor ve ileri top süremiyor. Sürekli iki stoper arasına girip orta saha direncini azaltıyor. Abdullah Avcı bundan haberi var mı? Ya da buna neden izin veriyor? Tabii ki de haberi var. Bunu Hoca bunu kendi istiyor. kendi istiyor. Ayrıyetten de Baker'ın asıl mevkisi hep diyoruz 10 numara. Yani 10 numaradan ziyade biraz daha 3. bölgede daha çok topla buluşması lazım diyoruz. Ama hoca onu biraz daha savunma önünde kullanıyor. Yani Çünkü savunmanın pozisyon arasına. becerisine güvendiğini söylüyor. Flavio'nun biraz pozisyonu kaybettiğini söylüyor. Evet, yani Baker'ı stoperlerin arasına geçirme sebebi stoperler açılacak. Baker ortaya çıkacak. Takım biraz daha geniş alanda oynayacak. Yayılacak sahaya, rakip yarı alana ve set oyununa dönüldüğü zaman top çevirmeyle beraber, daha hızlı top çevirme, daha tempolu oyunla beraber rakip savunma içinde bir boşluk aramaya çalışan bir Trabzonspor biraz daha gördük şu zamana kadar. Baker Hoca öyle kullanmak istiyor. Enzo'yu da geldikten sonra öyle kullanacak muhtemelen. Yani biraz topsuz alan oyununda sıkıntısı var. Ya soruyu tekrar okur musun? Bir şey aklıma gelmişti, onu unuttum ben. Lewis Baker şu anki oynadığı pozisyonda herhalde topu yanına Ha, oynuyor. tamam, çok güzel. Yani onu geçen programlarda çok konuştuk mesela. Yani ben bakıyorum. Özellikle Ankara Gücü maçıydı yanılmıyorsam. Baker eleştirildi. İlk 15-20 dakika böyle hafif bir bakıyorum. Hem timeline'a hem de bizim bir WhatsApp grubumuz var. Oraya bakıyorum. Baker eleştiriliyor. Yani şöyle bir döndüm. Baker'ı 5 dakika net bir şekilde direkt sadece Baker'ı izledim. Ya yani top geliyor mesela. Çevresinde pas opsiyonu yok. Yani Baker şey değil. Alıp topla çok iyi alan kat edebilecek bir futbolcu değil. Mesela parmak kadar yapamıyor onu. Parmağın mesela alameti farikası biraz
Ortadan Ozan Tufan misali Dripling. dribling atıp savunma dengesini bozmak mesela. Orta saha dengesini bozmak. Yani Baker'da o tarz şey yok. Al günüm ver günüm topun daha çok oynayabilen, daha iyi yapabilen bir şey. Ama top ayağına geldiği zaman ben baktım mesela. Yani pas opsiyonu çok kısıtlı. Sorumluluk alan futbolcu yoktu o zaman mesela. E Yani bir de dikine uzun top istemiyor. ileri uçta biraz arası açık, takım boyu bir tık uzundu mesela o zaman. Yani direkt yani diyorum ya, futbolcu eleştirirken sadece hani ona özel eleştirmeyelim. Çevresindeki o futbolculardan bağımsız düşünmeyelim. Oynayan oyundan bağımsız düşünmeyelim. Yani Baker'ı eleştirilmez, ben de eleştiriyorum. Yeri geliyor eleştiriyoruz burada. Ama mesela geçen maç, son maç. Son maçı fena değildi, Son iyiydi. maç bence gayet iyiydi. Ben temposuzluğunu eleştiriyorum. Benim temposuz futbolcuya biraz tahammülüm yok arkadaşlar. Onu da mazur göreceksiniz. Batuhan Ünsal sormuş. Bildiğiniz gibi şu ana kadar Avcı'ya hiçbir eleştiri gelmedi. Kadroyu o kurmadığı için ama devre arasından sonra yapılacak transferlerden sonra Avcı'nın puan kaybedeceği her maç kime yazar? Aynı şekilde yönetime mi, Avcı'ya mı ve sistemi Trabzonspor tatmin edebilir mi? Şunu söyleyeyim Batuhan, öncelikle bizi iyi izlemiyorsun bu arada. Ben ara ara eleştiriyordum ama ben yapıcı eleştiri yapıyordum. Şu ana kadar ki her kötü sonuç yönetime yazar. Bu ayrı bir konu. Bunu konuşmaya gerek yok Bazı zaten. programlarımızda hatta bunu son söz olarak ben söylüyordum. Yani Alınacak her puan Abdullah Avcı'ya, kaybedilen her puan yönetime yazacak diye. Yani görünüyor ki devre arası şu transferler daha çok gecikirse, bir gecikti. süre Yok yani daha, gecikirse de yani gecikti. daha fazla gecikirse, yani transfer döneminin sonuna kadar, Yok ya, öyle zaten. Başka şans kalmadı. Şubat'a kadar gidiyorsak mevzu, yani Şubat sonuna gelecekse, ben yine bir süre boyunca alınan her puanı Abdullah Avcı'ya yazıp kaybedilen her puanı yine yönetime Ben yazacağım. sana net söylüyorum. Başakşehir maçında sadece oynarsa Berat oynar. Beşiktaş Enzo da oynar maçında da. yani. Enzo biter yani öyle. Yani ben bitse bile, yani bilmiyorum, şu an bile o kadar oldu Ya oldu diyoruz. oynayarak gelecek. Yani öyle bir avantajı var şu an Enzo konusunda Trabzonspor'un, özellikle Abdullah Avcı'nın. Yani hazır bir oyuncu gelecek. Yani Ya ben böyle futbolcuların da, böyle lejyoner futbolcuların da hani alışması, adaptasyon sorunu çok olmaz. biraz Hani güvensizliğim olduğu için birkaç yönetime. hafta içinde hem şehre alışır, hem takıma alışır, hem hoca muhtemelen çok daha ilgi alaka konusunda Enzo'ya daha çok zaman ayırır. Direkt oynar yani. Öyle bir Yani vibe alıyorum ben ondan. ben yönetime biraz güvensizliğim var bitirme Ben konusunda, o hocaya çok yüzden. Yok, güveniyorum transfere ben. bitirme Ha. konusunda. Ben transferden sonrasını Ha. dedim. Kadir Emre Kılıç sormuş. Çok güzel bir soru. Türkiye'de olsun, Trabzon'da olsun, altyapıya ayrılan bütçe, gençlere verilen futbol dışı eğitim ne seviyede sizce? Futbolun sadece top ve kale olmadığı, özellikle Trabzon'da bir yaşam biçimi olduğu düşünülürse, bu konuda geleceğimize değer vermek, bütçe ayırmak bu kadar zor mu? Afobe'ye verilen maaş kadar bir bütçe ayrılıyor mu? Altyapıya merak ediyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Severek izliyoruz. Kolay gelsin. Ayrılmıyor. Belli zaten ama çok güzel bir soru. Zaten problemin temel noktası bu. Hep görüyoruz. Mesela Leicester en son ilk şey yapmıştı. Liverpool'u yaptı. Çok güzel bir tesis yaptı. Leicester'ın Sonra tesisi şahane Leicester'ın da ya. güzel tesisi var. Bayern Münih hep ne diyordu? Ben bir oyuncuya 100 milyon euro kolay kolay vermem. 100 milyon euroya ben stadyum yapıyorum. Biz bu paraları çok konuştuk. Altyapıya verilen hocaların maaşını çok konuştuk. Böyle bir şey gelir mi? Bunun için Özkan Sümer çok savaştı. O bile bazı şeyleri değiştiremedi. Umarım bundan sonra değişir. Yani bir tesis yapıldı işte en son, rahmetli Özkan Sümen'in isminin verildiği bir tesisti. Yani pek bütçe ayrılmıyor. Mesela şey diyoruz. Soruda isim unuttum ama Kadir. yani Kadir demiş ki bir yaşam biçimi Trabzon'da futbol. Evet öyle. Ama bunu Altepe'ye ne kadar yansıtabiliyoruz? Mesela Altepe'deki futbolcuya yaşamı ne kadar öğretebiliyoruz? Ve Hayatı aslında ne kadar öğretebiliyoruz? Sadece saha için değil. Ya zaten saha içinde pek bir şey öğretilmiyor. Gelen futbolcular A takım her zaman kendi yetenekleriyle geliyorlar tabii. hasbelkader şekilde. Ya bu Ya Serkan da bunu görüyoruz Serkan yani. da çok net bir biçimde görüyoruz. O U19'da oynarken ön plana çıkan adam A takıma geldiği zaman ya okyanusa düşmüş, gölden okyanusa düşmüş, balığa dönüyorsa burada bir altyapı problemi var sadece Serkan. Serkan eleştirilir. O Yok. çok kolay halka. Serkan sağ için, Abdülkadir Ömür sağ dışı için Ya burada sabaha kadar eleştirebiliyor. eleştiririm Serkan. O kolay Yok. tarafı işin. Arkadaş sağ içi ve sağ dışı, mesela sağ dışı olarak da Abdülkadir Ömür eleştiriliyor. Yusuf da örnek olarak gösteriliyor. Bu üç tane Yani örnek var. kulağımıza çok enteresan şeyler geliyor altyapı futbolcularıyla alakalı. Hani saha dışında. Yani eğitim verilmiyor işte.
Sıkıntı orada biraz. Yani bütçe ayrılırken ben biraz daha işin o tarafa yönelilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece saha içi değil. Yani saha içi de eğitim verebilecek hocalar da getirilsin elbette. O tarz hocalar için bütçeler ayrılsın. Tesislerin daha iyi olması için bütçe ayrılsın. Ben mesela geçen sene izliyordum U19 maçlarını. Yani bu sene şu an oynatılmıyor bildiğim kadarıyla U19. Ben izliyorum, zemin çok kötü. Kadri Özcan Sadece tesislerinde oynatılıyor. orada mı zemin Yani kötü? Kadri Özcan tesislerinde oynatılıyor. Trabzonspor'un tesislerinde oynatılmıyordu 19 maçları. Ya izliyorum. Zemin çok kötü. Yani o zeminde futbolcu nasıl yetişir? Yani futbolcu nasıl o zeminde iyi bir şey gösterebilir? Kendinden bir şey gösterebilir? O zeminde aldığı eğitimle ne yapabilir? Yani şöyle bir şey var zaten şunu çok güzel Her bilmek. anlamda yani profesyonelleşmeye ihtiyacımız var. Altyapıya gelecek hocalarda da, zeminlerde de. Mesela zemin konusunda Mert Demirkol'un çok güzel bir lafı var. Ligde oynayan en düşük maaşlı oyuncunun yani şeylere saymıyorum. Ortalama bir oyuncunun yıllık şeyiyle bütün sorun çözülür diyor ki Ya bu bakış açısı. vallahi affına sığınıyorum başkanım ama yani sırf yani o işleri iyi bildiği için diyorum. Zamanında başkan bazen bir kanalda yorumculuk yapardı eskiden, Ahmet Ağaoğlu. Ya orada ben başkanın şöyle bir söylemini hatırlıyorum. Ya bana imkan verin. Çim işini benden daha iyi kimse bilemez. Golf Federasyonu Başkanı iken aynı zamanda. Yani çim işini benden daha iyi kimse veremez. Bana imkan verin, bu çimleri düzelteyim. Tüm ligdeki takımların çimlerini bana verin, düzelteyim diye bir söylemini hatırlıyorum mesela. Yani görüyoruz. Tabii bu ayrı. Aytaç Furkan güzel bir soru sordu. Bizim de seninle çok birbirimize sorduğumuz bir soru. Bir takımda Baker varsa duran topların başına Abdülkadir'in koşmasını neye bağlıyorsunuz? Hocanın seçimi mi? Yoksa Abdüş kendi kafasına göre gidip kullanıyor. Çünkü bariz bir şekilde belli ki Baker'ın varsa da bunun en iyi yaptığı şeyin duran top kullanma olayıyken onun dışına verilen duran top kullanması doğru mu? Bunu ben de soruyorum Onur'a. Onur da bana soruyor. Hocaya soruyorum ben daha çok Yani. aslında. Yani hoca mı istiyor bunu? Orası önemli. Bilmiyorum ya, Abdülkadir belki kendi istiyor daha çok kullanmayı, daha çok gelişimi bu konuda ama yani ne diyeyim? Yani bu konu önemli çünkü duran toplarda Çok da etkili bir silah Abdullah Avcı'nın şu an oynattığı futbolda özellikle. Yani direkt sonuca gidilmesi gereken pozisyonlarda, durumlarda duran top sizin için çok önemli bir silah. Kilit açma konusunda. Ya yani onu da Baker'ın kullanması lazım bence. Ama Abdülkadir kendi kullanmak istiyor. Bir şey diyemiyorum. son 2-3 soruyu yapalım sonra yayını toparlayalım. Olur. Reci'den de uyarı geldi. Ümit Ünal Kahveci sormuş. Sizce devre arasında transfer planımız hangisi olmalı? Bir, önümüzdeki yılın planlaması doğrultusunda takviye yapıp bu sezona geçiş süreci olarak değerlendirmek. İki, sıkı bir transfer dönemi geçirip bu sezonun ne olursa olsun zirvesi için olmak mı? Ve bu iki transfer, iki senaryonun sizce en muhtemel sonuçları nelerdir? Bence bir olmalı. İkinin olma ihtimali yok zaten. Sorun hiçbir olmama ihtimali şu an daha yüksek. Yani bu sorunun cevabını Doğuş Usta'ya konuk aldığımız yerinde de çok konuştuk. Yani 2-3 yılın planlaması yapılmalı en az. Herhalde hele de hocanız Abdullah Avcı ise 2-3 sene planlanmalı. Yani kısa vade düşünmemek lazım. Yani sürdürülebilir bir başarı sağlayın sorusu. Sürdürülebilir bir başarı için en az 2-3 senelik planlama yapılması lazım. Böyle toparlayayım. Ama işte bu şu an transfer dönemi çok parlak geçmiyor. Bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Transferi çok konuşmadık. Daha çok sorulardan gittik. Yani En son transferleri toparlayalım. Bence öyle bitirelim. evet. Bakalım son bir soru alalım. Güzel bir soru. Evet. Fatih Çolak sormuş. Ahmet Ağoğlu'nu başarılı gösteren ve Trabzonspor için altyapı fabrikası denmesini sağlayan Ünal Karaman mıydı? Ben buna yani altyapı fabrikasına Ünal Karaman'dan çok aslında ilk sadece tekeli olarak atmamış mıydı şeyde? Bu Yusuf'la Abdülkadir Ömür'ü. Yani mesele oynatmak değil aslında, oradaki sorun bu futbolcuların iyi görünmesine neye bağlıyoruz yani, o direkt müsebbibi. Ben Yani direkt Ünal futbolcuların ön Karaman plana demem ama çıkmasında. Ağoğlu'nu başarılı gösteren Ünal Karaman derim. Ama altyapı fabrikası olarak Ünal Karaman demeyebilirim. Çünkü Ya bu futbolcuları kullanabilmek de çok önemli. ya şöyle bir şey aslında süreçte başarılı gösteren tarafına katılıyorum. Ama altyapı fabrikası sadece Ünal Karaman'ın başarısı olduğuna katılmıyorum. Çünkü Ünal Karaman'ın arkasında da bu yönetim o arada durmuştu. Orada hocayı tercih etmeyebilirlerdi. O zaman bunlar hiç yaşanmayabilirdi ve Sadı Hoca'nın da çok emeği olduğunu biliyorum.
Ki çok eleştirimiz Ersun Yanal, Abdülkadir Ömür'ün üzerinde de emeği var. Ayrıca onu da söyleyeyim. Yani Senin... Ersun Yanal'ın ben o konuda çok katılmıyorum. Abdülkadir konusunda bilgiye dayalı. Onu daha sonraki zamanlarda konuşur. Şu an onu mevzuyu konuşmak istemiyorum ama direkt Abdülkadir'i Ersun Yanal alayım oynatayım düşüncesinde değildi. Ya son ben oynattı. Yani mecburiyetinde kaldı öyle diyelim. Biraz camia baskısı. Mesela Yusuf Yazıcı da şey Yusuf yani kabul edelim ki Yusuf da hasbelkader çıktı yani. Yusuf da kiralanıyordu Samsun'a. Aynı Sadı Hoca'nın oynatmadı mı onu ya? Hami hocam, Hami Hoca Hami oynattı diye hocam oynattı hatırlıyorum onu. ben. Bir Rize maçı vardı hatta Çaykur Rize 6-0 Avni Aker'deki. Yani Yusuf da hasbelkader hani normalde kiralanacaktı. Belki de şu an böyle bir futbolcu görmeyecektik biz. Samsun'a kiralık Mehmet gidiyordu. Ekici'nin evet Samsun'a kiralık gidiyordu. Hatta sözleşme yırtıldı diye biliyorum ben o kadar net. Yani imzalanmış bir protokol yırtıldı diye biliyorum. Mehmet Ekici'nin kadro dışı bırakılmasıyla Yusuf kadroya dahil edildi. Öyle çıktı mesela. İşte Fenerbahçe'nin aslında bir etki etmesi. Mehmet Ekici gidiyordu Yani bütün Fenerbahçe'ye. mevzu şeyde kopuyor aslında bu soru özelinde. Futbolculardan maksimum verim almayı becerebilmek. Yani yönetim burada çok bir başarısı yok. Yani direkt Yok. yönetim bazı bir başarı yok burada. Ben yönetim değil, sadece Yani, isim olarak. Mesela Sadı Hoca'nın bence de çok emeği vardır ayrıca da. ya tamam Sadio Hoca'nın da emeği var eyvallah. Yani Ünal Karaman üzerinde şunu diyeceğim yani futbolcudan maksimum verim almayı becerebiliyordu hoca. Yani o ayrı. Yani Yani en çok zaten... ön plana çıkan özelliklerinden biriydi bu. Bunu Şenol Güneş çok iyi yapar. Fatih Hoca da çok iyi yapar. Yani şey gibi posasına kadar yani bir meyve gibi düşün. Meyvenin posasına kadar kullanır bu hocalar. Yani bunu futbolcuya verdiği güvenle, futbolcuyla iletişimiyle. Yani bunu çok etraflıca daha çok konuşabiliriz bu konuyu ama süremiz dar. Şimdi transferleri toparlayalım, sonra çekilişimizi Yani gidecekleri zaten konuştuk. Fofana mevzusu öneriymiş. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Birçok isim gündeme geliyor. Çoğu isim menajer önerisi. başka şeyin yok zaten. Yani menajerler kapıda yatıyor diye duyuyorum hatta. Onlarca menajer diye. Hani böyle şey. Rakam direkt öyle değil ama. Hani çok menajer geliyor. Futbolcu getiriyorlar. Diye Fofana da öyle bir isim sanıyorum. Daha önce de gündeme gelmişti. Evet. Alanyaspor ve Bandırmaspor'da oynadı futbolcu. Şu an Metz'te. Ya ben çok olacağını düşünmüyorum onun. Bence de. Zaten çok farklı oyuncular. Enzo Perez çok farklı, Fofana çok farklı. Yani belki de bir stoper gitme ihtimaline karşı, Edgar'ın gitme ihtimaline karşı belki de. Belki de Hosseini'nin gitme ihtimaline karşı düşünülüyor. Hüseyin Onu da Türkmen bile bilemiyoruz. Kasımpaşa'nın teklifi var. 750 bin euro. Ama Edgar'ın gitme durumu ve Hosseini'nin de sözleşme imzalamama durumundan dolayı Yani Hüseyin gitmedi. yerinde olsam yönetimin Edgar'ı kesinlikle göndermem. Hele de yani uzun yıllar sonra şöyle bir ikili oturtmuşken stoper hattında ne hoca ister ne taraftar ister. Ve bence çok yanlış bir hamle olur. Benim bildiğim kadarıyla Edgar çok istemiyor. Çünkü oyuncu Trabzon değil Türkiye'de çok yaşamak Ya istemiyor. sezon başı öyleydi. Sezon başı durum öyleydi ama şu an gelinen noktada ben mutlu olduğunu duyuyorum. Bir de Ya. anlaşması da çok sıkıntılı bir anlaşma. Yollarsan paranın yarısı sana Paranın yarısı nereye gelmiyor. gidecek? Bir yerine dolduramıyorsun. Öyle de bir sorun var. Yani hiç gerek yok. Böyle bir yani kumara girmeye gerek yok. İşte Yani yani konuşacaksın. uzun yıllar sonra stoper hattını yapmışken, toplamışken tekrar orayı bozmaya gerek yok. Çok güzel bir ikili yakaladı. Trabzonspor orada bir istikrar yakaladı. Onu pekiştirmek önemli diğer futbolcularla rotasyonla Ben de beraber. Hiç katılıyorum. o kumara girilmemesi gerekiyor. Bir Trezeguet gündemi var. Masada. Ben çok zor olduğunu Muhammed biliyorum. Trezeguet gündem var. Yani olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Gündemde birkaç kaynaktan teyit ettim. Muhammed Trezeguet Aston Villa'daki Kasımpaşa'daydı biliyoruz. Belki bir kiralama durumu olabilir futbolcunun. Hoca da o tarz adamları sever. Yani olursa şartlar uyarsa onaylayabilir diye düşünüyorum ben. Ben şarttan olacağını hiç düşünmüyorum. Yani işte Trezeguet'in İngiltere'de hala piyasası var. Oynayan ama oyuncu. gündemde öneriliyor diye duyuyoruz. Aynı şekilde Salomon Rondon'un menajerler tarafından önerildiğini biliyor. Venezuela'lı forvet. Yani bir dönem Rubin Kazan'da forma giydi, Malaga'da forma giydi. West West Bromwich'te Bromwich, Newcastle. yani çok kaliteli bir forvet. Çok iyi bildiğim bir adam. Çin'de Çin'den bonservisini alabilirse yani menajerlerin şey dediğini duydum ben. Hani getiririz. Yani Çin'den bonservisini alıp getirebiliriz. Ya İsterseniz diye bunu öneriliyor. becerebiliyorlarsa büyük iş, çünkü oyuncunun sözleşmesi devam ediyor ve bir sene önce 18 milyon Evet. euroya Ya gitti. ama Çin'deki son o vergi muhabbetinden dolayı herhalde biraz
Hani artık 3 milyondan fazla para verilemeyecek gibi bir şey var ya Eski oyuncuları futbolculara. kapsamıyor. Sözleşmesi bitmedi. Ya yeni oldu zaten. Yani Ben birçok çok futbolcu zor. aslında giden birçok futbolcu çok geçmeden geri dönmeyi istiyor oralardan. Ya belki de oyuncu bir şekilde sözleşmesinden çıkabilirse menajerler getirebilir diye düşünüyorlar. Hocanın da çok seveceği tarzda bir adam. Ya bir kişiye Rondon'a kimse hayır Ya demez hoca ya. çünkü biraz daha pivot özellikle sırtı dönük oynayabilen hem atan yani çok atmasıyla değil aslında etrafındaki futbolcuları daha çok oynatabilecek bir adama istiyor. Ekstra olarak Rondon'da gol atabilecek, daha fazla gol atabilecek bir adam. Rondon Türkiye'de hayır denmez ya. Yani kimse hayır diyemez Rondon'a. Öyle bir gündem var. Son programımızda canlı yayınımızda Ginze'yi konuşmuştuk. Onun sakatlık konusunda sıkıntıları vardı. Çok Rapor sakatlığı istendi. var. Rapor istendi. Sanıyorum olmadı o iş. Raporlar sıkıntılı O riske çıktı. hiç girmesinde oyuncunun dizden ziyade belden sakatlığı fazla. Yine Adolfo Gayç ismini vermiştim. Orada biraz boka devreye girmiş sanırım oyuncuyu kiralamak için. Yoksa Trabzonspor belli bir opsiyonlu bedelle Allah Allah devam et. durmuyor telefon. Opsiyon bedeliyle ve belli bir kiralama ücretine az çok mutabık yani belli bir şeyi tutturmuşlar orada. Anlaşmaya yakınmış normalde ama Boka'nın devreye girmesi biraz işleri bozdu diye duydum. O konuda Ahmet Kutucu bilgisi var sende. Ahmet Kutucu herkesin aksine ben reddettiği bilgisi bana geldi. Şu gündeme gelen Bende de tam şeyde tersi var. yani bugün dün ben gördüm herkes Ahmet Kutucu'yu ilk söyleyenlerden birisiydim ben ilgilendiklerin ama son gelen bana dün bilgi geldi. Ahmet Kutucu reddetti. Oyuncu Türkiye değil Almanya'da bir takıma kiralık olarak düşünülüyor. Benim bilgim o Ahmet Kutucu olmayacak bence. Ya ben daha Afobe'nin gönderilmemesi yani hissiyat olarak söylüyorum. Bilgi değil. Afobe'nin gönderilmemesi durumunda oraya bir forvet takviyesi olarak hoca belki isteyebilir Ahmet'i. Ve Ahmet'i Ahmet'i istiyor. de yani isteyen Türkiye'den de Fenerbahçe Fenerbahçe istiyor. istiyor ama yani süre alamaz orada. Ben Ya. sanmıyorum yani biz Trabzonspor'da alacağı süreden fazla süre alamaz orada en azından öyle Ben söyleyeyim. zaten herkesin hem fikir o konuda. Yayını toparlayalım. Şimdi çekilişimizi açıklayalım. Var mı ekleyecek bir şeyin? Eyvallah. Evet arkadaşlar, çekilişimizin kazananı Fatih Bahadır Tebrik sorusunu ederim. tekrardan okuyayım sizlere. Trabzonspor'da oyuncuya dayalı değildi. Sisteme dayalı bir oyun olması lazım. Çünkü parlayan oyuncuyu burada tutmak zor oluyor. Oyunculara çok bağlı kaldık. Öyle ki bir oyuncu ayrıldı ya da takatlandığı zaman takım dağıldı. Oyun sil baştan kurulmaya çalışırdı. Sizce Abdullah Avcı'nın takımı oyuncuya odaklı oyundan kurtarıp oyuncular değişse bile yine de başarıya uygulanabilen Tamam kalıcı bir ya sistem soru uzun. getirilebilir mi? Soru uzun ama güzeldi. Güzel soru. Teşekkür Fatih Bahadır'ı ediyoruz. seçtik. Fatih, Bu videonun altına Yok bu videonun mailini altı bıraksın. mail de Sportacı.gt'nin DM kutusuna Ha, Twitter'dan Twitter'dan yazsın oradan da ya ulaşabilir. da ikimizden birisine yazsın bir şekilde ulaşsın. Yedek olarak da yedek arkadaşımız da Ünal Kahveci'yi seçtik. Onu Ünal soru Kahveci okuma ya uzun oldu. sorular uzun arkadaşlar. Süremiz yok. Okuduk zaten yayının içinde merak etmeyin. Evet arkadaşlar yayının sonuna geldik. Onur'a çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizler de lütfen kanala abone olun. Lütfen beğenin. Yorumlarınızı atın. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Siz de lütfen abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek Haftaya üzere. görüşmek üzere. Hoşça kalın.